Herkese merhabalar arkadaşlar, kanalımıza hoş geldiniz. Bugünkü konumuz arkadaşlar, Kanada'da bir ay nasıl geçti? Bu bir ayda neler yaptık? Hayatımızda neler değişti bir ay içerisinde? Bunu konuşacağız arkadaşlar. Şu an Kanada Downtown'dayız, merkezdeyiz arkadaşlar. Bulunduğumuz yer çok güzel bir yer. Gökdelenlerin arasında sizlere video yapıyorum arkadaşlar. Farklı bir dünyadayız. Türkiye'den farklı. Eksileri de var, artıları da arkadaşlar. Eksileri ben çok saymayacağım. Artıları çok güzel. Yani herkese pozitif buradan mut vermek istiyorum. Bir ayımız arkadaşlar koşturmakla geçti. Buraya yeni geldik. Ocağın 19'unda gelmiştik arkadaşlar. 19'undan belli devlet işleriyle uğraştık. Yaklaşık 1-1,5 hafta devlet işleri sürdü arkadaşlar. Orada gittik, bankada gittik, C-Number vardı, sağlık sigortası için gittik. Birçok yere gittik arkadaşlar. Bunlarla ilgili ayrı ayrı videoları da koyarız, paylaşırız arkadaşlar. Çünkü burada çok sistem çok değişik. Yani Türkiye'de bildiğiniz gibi sistem yok. Biz de şaşırdık. Yani tamam, farklı biliyorduk. Ama buraya gelince biraz daha kaosun içine geldik arkadaşlar. Devlet işleri yavaş ilerliyor. Yani 2 haftada biz çok basit şeyleri 2 haftada bitirdik. Yani burada biraz daha yavaş. Ama onun dışında arkadaşlar koşturmakla geçti. Şimdi yeni yani ev bakmaya başladık. Gidiyoruz ajanslara, şeylere, internet üzerinden de evler var. Evle ilgili ayrı bir video yapacağız arkadaşlar. Ev bakıyoruz. Yani bakalım. Burada da ev sistemi farklı arkadaşlar. O konuya hiç girmeyeceğim. Her ay başlangıcında veriyorlar. Ortasında ayın gidip ev tutamıyorsun. Ya da ortasında gidip iş bulamıyorsun. Çok farklı. Mesela Şubat'ın şimdi 15'i diyelim. 16'sı bugün. Gidip iş bulmak istesen rezüme veriyorum farklı. İş seni hemen almıyor. Başlatacaksa 1 Mart'ta başlatıyor. Yani her ayın başlangıcında evde olsun, işte olsun bu şekilde burada. Sistem biraz farklı ilerliyor ama genel ülke güzel. Yani şartlar çok iyi arkadaşlar. Biraz soğuktu. İlk geldiğimizde çok çok eksiler gördük. Şimdi biraz daha iyi. Hava biraz daha şey. Ilıman gidiyor arkadaşlar. Soğuk ama o kadar çok soğuk yok arkadaşlar. Bu şekilde. Evet arkadaşlar, ayrıntılı bir aya girmeden önce, kanalımız yeni. Desteklerinizi bekliyoruz. Beğenip abone olursanız bizi çok mutlu edersiniz arkadaşlar. Sayfamızı sevdiklerinizle de paylaşırsanız çok mutlu oluruz. Arkadaşlar sırasıyla başlıyorum. Arkadaşlar birinci olarak biz gittik C-Number açtık arkadaşlar. C-Number için yaklaşık 3 günümüz gitti arkadaşlar. Çünkü ofislerden randevu sistemiyle çalışıyorlar. Randevu örnek aldık, her şeyi bitirdik. 3 günümüzü aldı arkadaşlar C-Number. Ardından banka hesabı açmaya gittik arkadaşlar. Çünkü C-Number olmadan Kanada'da banka hesabı açamıyorsunuz. Burada da banka hesabı çok önemli arkadaşlar. Kredi history var. Kredi notunuz var Kanada'da. Örnek veriyorum, burada kredi notunuz iyi olursa size ev veriyorlar arkadaşlar. Yarın bir gün kredi almak isterseniz bankadan araba olsun, ev olsun, kredileri kredi historinize bakıyorlar arkadaşlar. Çünkü ülkede yenisiniz. Hiç şey yok yani bu şeyler olmadan, yani kredi historiniz olmadan şey olmuyor arkadaşlar. Kredi historini başlatmak için biz ikinci adımda banka hesabı açtık arkadaşlar. Banka hesabını açtık. Zaten bir günümüzü aldı banka hesabı. Bankayla ilgili de video, hangi bankalar popüler burada, hangisi kötü bunları videolayacağız. Çünkü başımıza da geldi. Bu konuda sizlere video çekip koyacağım arkadaşlar kanala. Üçüncü olarak arkadaşlar, üçüncü adımda arkadaşlar telefon için gittik, sim kart aldık arkadaşlar.
yine C number, C numarası birinci adım. Bütün adımlar arka arkaya attığınızda Kanada'da hiçbir aksaklık yaşamıyorsunuz arkadaşlar. Biz birinci geldiğimizde SIM numarası SIM kart almak istesek alamıyoruz arkadaşlar. Neden? SIM number olmadan, bu birinci adımdaki işlemi yapmadan, size bir numara olmadan size SIM kart, telefon numarası vermiyorlar. İstediğiniz firmaya gidin arkadaşlar, vermiyorlar. Ama SIM number kimse gösterme. Evet, SIM number'ı aldıktan sonra arkadaşlar SIM number'ı kimseyle paylaşmıyorsunuz. Bunu zaten SIM number videomuzdan da izleyebilirsiniz. Çok önemli Kanada'da arkadaşlar. Çünkü dolandırıcılık, bazı şeyler dönüyor. Hiç bunlara girmeyin. Kimseyle paylaşmayın. İş dışında, ev dışında kimseye vermeyin arkadaşlar. Evet. Biz 3. sırada arkadaşlar SIM kartı açtık. O da yaklaşık 2-3 saat aldı. Gittik, zaten birkaç firma biliyorduk. O firmalardan aldık ilk olarak. Onu da video yapacağız arkadaşlar. Çünkü onu da değiştireceğiz. Aldığımız firma çok iyi değil. Bakalım. Çok pahalı. Çok pahalı. Evet, Kanada genelinde uygun firmalar daha var arkadaşlar. Yeni yeni biliyoruz. Bununla ilgili video yapacağız. Kanala koyacağız arkadaşlar. Üçüncü olarak telefon numarası aldık dedik. O da bitti arkadaşlar. Dördüncü adımda arkadaşlar Health Card. Health Card işlemlerini yaptık arkadaşlar. Health Card ne demek? Arkadaşlar, sağlık kartı çıkardık burada. Çünkü ülke genelinde arkadaşlar sağlık çok pahalı maalesef. Ama sağlık sistemi çok iyi. Sağlık Health Card M-Office'ler var. Yine link koyarız. Bununla ilgili zaten ayrı bir video çekeceğiz arkadaşlar. Sağlık kartı çıkardık arkadaşlar. Bu tamamen ücretsiz. Evet. Ve geldiğiniz programa göre avantajlar, yani standartlar var. Siz istediğiniz standardı zaten bu M ofislerine gittiğinizde size uygun standartta health card çıkartıyorlar arkadaşlar. O da yaklaşık bir günümüzü aldı sağlık kartı çıkartmamız. Sağlık kartı çıkarınca arkadaşlar yaklaşık 2-3 hafta ya da 4 haftada verdiğiniz ev adresine bir adres beyanında bulunuyorsunuz arkadaşlar. Bir ay içerisinde health card adresinize geliyor arkadaşlar. Bu şekilde. Dördüncü adımda bunu yaptık arkadaşlar. Beşinci adımda profesyonel olarak arkadaşlar burada CV oluşturduk. Mesleğiniz hakkında. Hangi mesleği yapıyorsanız burada profesyonel olarak CV hazırlayan yerler var veya siz kendiniz de hazırlayabilirsiniz. Ama profesyonel olmak zorunda, onun dışında işleme almıyorlar. Alıyorlar, siz gidince bakmıyorlar, atıyorlar arkadaşlar. Bu şekilde şahit de olduk. Yani biz profesyonel olarak bir kişiden yardım aldık arkadaşlar. Biraz ücret verip yardım aldık profesyonel olarak. CV'mizi hem eşimin hem kendi CV'mi hazırladık arkadaşlar. Bu bir ay içerisinde yaklaşık 2-2,5 haftadır her yere rezüme veriyoruz arkadaşlar. CV veriyoruz iş için. İş arama telaşına girdik. Çünkü burada hayat hızlı. Hızlı akıyor. İş olmazsa para olmaz. Yani evet, mecbur iş bulmak zorundayız. Bizim work vizemiz var, çünkü work permitimiz var arkadaşlar. Çalışmamız real. İş bulma telaşına girdik. Bugüne kadar arkadaşlar iş bakıyoruz. Sürekli de her yere CV veriyoruz arkadaşlar. Şimdi kendi kış mesleğimize uygun. Şimdi sezon, kış sezonu olduğu için iş bulmak daha yavaş arkadaşlar. Ama biraz zaman, yani çok az zaman sonra Mart ve Nisan'da arkadaşlar sezon açılıyor burada. Sezon açılıyor dediğim ne? Yaz ayları, yani ilkbaharın gelmesiyle kar olmadığı için, kar ülkesi olduğu için soğuk. İlkbaharın gelmesiyle arkadaşlar yani şehir daha canlanıyor ve aradığınız iş şeyleri daha çok oluyor. Her yerde iş ilanı, her yerde iş bulmanız daha yaygın oluyor. Biz bireysel olarak LinkedIn, Job Fair, bu iş nereden bulunur, bunlar için de video çekeceğiz arkadaşlar. Onun dışında arkadaşlar zaten internet üzerinden hangi ilan, CV verirseniz verin arkadaşlar, genelde dönüş olmuyor. Yalan olmasın. Bir separası video. Biz bunun için video yapacağız arkadaşlar. Biz bireysel olarak gidip elden CV veriyoruz. İnsanlar konuşuyor yani seninle. Ne iş yapıyorsun, ne mesleğin, nerede yaşıyorsun, ne zaman oldu geldi.
böyle ilgili sorular soruyorlar. İşle ilgili de sorular soruyorlar. Bakalım arkadaşlar, dördüncü adımda bunu yaptık. Şimdi arkadaşlar beşinci adıma geliyorum. Zaten bir ay içerisinde beş adım attık. Yani bayağı hızlı da geçti aslında bir ayımız. Şimdi ev telaşına girdik arkadaşlar. Bir ailenin yanında kalıyorduk. Bize yardımcı olmuşlardı. Şimdi ev telaşına girdik. Ev için bakıyoruz arkadaşlar. Yine bununla ilgili de video çekeceğiz. Ev gidip randevu oluşturuyoruz arkadaşlar. Randevu üzerine ajanslar var. Ajanslarla beraber belirlediğimiz saat ve tarihte orada oluyoruz arkadaşlar. Evleri geziyoruz. Şehrin her yerinde ev ilanları var arkadaşlar. Bununla ama şimdi biraz bulmak zor çünkü çok insanlar geldi. Evet arkadaşlar. Bununla ilgili Calgary'den. Evet. Sürekli Kanada göç aldığı için arkadaşlar sürekli göç alıyor. Ondan dolayı çok şimdi yaz zamanı da geliyor. Çok insanlar geldiği için ev bulmak biraz zor arkadaşlar. Bununla ilgili ayrıntılı video çekeceğiz. Onda da belirteceğim hassas konuları, dikkat etmeniz konuları. Bu şekilde arkadaşlar. Umarım güzel iş ve ev buluruz. İnşallah. Hayatımızı burada çünkü idame ettireceğiz. Güzel ülke, güzel şartları var. Çok büyük şehir. Yani Calgary'de yaşıyoruz arkadaşlar. Biz küçük diye geldik. Yani küçük demeyeyim de 5. popüler metropol şehirlerinden. Biz daha ufak düşünüyorduk ama geldik. Gerçekten İstanbul'un 2-2,5 katı arkadaşlar neredeyse. Gezdim, çoğu yerini gezdik arkadaşlar. Dil okuluna da gidiyorum şimdi. 6. adım dil okulu başladı arkadaşlar bende. Çünkü İngilizcem zayıf. Yani İngilizce yeterli çok önemli. Seviyede değil arkadaşlar. İngilizce burada çok önemli. Birinci asıl dil. Benim İngilizcem az arkadaşlar ama çoğu yerde zorluk çekiyorum. Çünkü iş açısından birinci en zor yer iş açısı arkadaşlar. Her yere interview var. Interview dediği gibi eşimin interview. Yani sizi işe almadan önce sınava sokuyorlar. Burada farklı sistem dediğim bu. İş için gidiyorsun, seni 2-3 kişi bir yere alıp interview yapıyorlar. Interview dediğimizde arkadaşlar gidip yani sorular soruyorlar. Tabi bu soruların hepsi İngilizce. Sen İngilizce olarak cevap veriyorsun. Ev konusunda da arkadaşlar gittiğiniz her yerde kredi notu istiyorlar. Yani bir kredi notunuz yok. Ülkeye yeni geldiniz. İşinizin olması lazım. Dil yoksa iş yok. İş yoksa ev yok otomatik olarak. Çünkü ev verecek insanlar sizin şeyinize bakıyor. Herhangi bir yerde çalışıyor musunuz? Ya da maddi banka durumunuz, numara bakıyor. Bankada ne kadar evet. Paranız var. Bunlara dikkat ediyorlar arkadaşlar. Şimdi ben dil kursuna başladım. Bununla ilgili de video koyacağız. Hı-hı. Dil kursuna başladım. Bu şekilde arkadaşlar. Bu şekilde videomuzu tamamlamadan artı ve eksilerini konuşalım bu videoda. Arkadaşlar artısı biz Calgary'de yaşıyoruz dedik. Metropol şehirlerin hepsinde arkadaşlar artıları çok güzel şehir. Çok güzel yapılmış, çok güzel her yerde parklar var, her yerde alışveriş merkezleri var, her yerde gezebileceğiniz çok yer var. Aktif eğlenceler, bir sürü etkinlikler var arkadaşlar. Şehirde metrosu çok yaygın, otobüs hattı çok gelişmiş, metrosu çok gelişmiş. Yani burada hiçbir yerde çok şey yapmadık, yani mağdur olmadık. Transfer, gezeceğimiz yerleri çok rahat gezdik arkadaşlar. Çok rahat gideceğimiz yerlere gittik. Çok gelişmiş ağları var. Şehir çok güzel, çok artı, insanları çok iyi. Evet arkadaşlar, bir park kenarında yürüyorduk, yani şehre yakın. Şu şekilde insanlar, bir dakika. Şu şekilde notlar bırakmış arkadaşlar. Yeni eldivenler, etiketi üstünde eldivenler var. Kim elleri üşümesin diye. Eğer kimin para yoksa, kimin şey yoksa. Şu şekilde beresi, atkısı, her şeyi
tamamen yeni şu şekilde bırakmışlar arkadaşlar. Çok düşünceli bir hareket. Ve center'a yakın yerdeyiz. Şu şekilde. Gördük ve paylaşmak istedik. Bu şekilde arkadaşlar. İnsanlar düşünceli. Doğal. Her yerde yardımcı olmak istiyorlar arkadaşlar. Çok doğal şehir. Ülke geneli doğal arkadaşlar. Çok natürel. Örnek veriyorum, evde bile hiçbir şey yapmıyoruz. Çeşmeyi açıyoruz, su içiyoruz. Ve suyu çok lezzetli. Bu şekilde birçok artısı var arkadaşlar. Çok güzel şehir. Çok, her şeyi çok güzel. Aradığınız bütün mağazalar var. Uygunu da var arkadaşlar. Pahalısı da var, lüksü de var. Ortası da var, minimumu da var. Ama her bütçeye uygun her şeyi bulabilirsiniz. Çok güzel şehir arkadaşlar. Her şey kaliteli. Her şey kaliteli, her şey evet. Konfor. İnsanın, birinci insanın kalitesi için yapmışlar arkadaşlar. Her şey. Duraklar soba var. Arkadaşlar evet. Duraklarda metro ve otobüs duraklarında soba var. Yani soğuk ülke olduğu için giriyorsunuz, soba otomatik yanıyor. Her yerde çok konforlu. Evet. Bu şekilde artıları çok var. Sayamam daha. Çok. Hı-hı. Çünkü biz yeni geldik. Bir aydır gözlemlediğimiz kadarıyla sayıyorum. Arkadaşlar eksileri, birinci eksisi Kanada ve Amerika ülkelerinde arkadaşlar narkotik, kokain, eroin, esrar, her şey real. Yani bizim ülkemiz gibi, Türkiye ya da başka ülkeler gibi yasak değil. Burada real. Herkes, örnek veriyorum, şimdi alışveriş merkezindeyiz veya herhangi bir yerdeyiz, şehir merkezindeyiz. İnsanların kalabalık olduğu yerdeyiz. İçmek istedin mi? İçiyorsun. Polis gelse sana bir şey demiyor. Çok narkotik var arkadaşlar şehir merkezinde. Çok evsiz insan var. Homeless dedikleri burada. Homeless insan çok var arkadaşlar. Eksisi bu. En büyük eksisi. Onun dışında arkadaşlar buraya gelir gelmez iş bulursanız çok iyi olur. İş yoksa arkadaşlar çok pahalı. Yani şöyle çok pahalı. Belli bir bütçeyle geliyorsunuz. Bizim olduğumuz gibi. Yani biz belli bir bütçeyle geldik arkadaşlar. İş olmadı mı pahalı geliyor. Yani tamam, şehir genelde uygun. Ama işiniz olursa, hani bir şey alırken düşünmüyorsunuz. Şimdi işimiz olmadığı için ister istemez ne olacak, ne zaman iş bulacağız, nasıl örnek her istediğimiz şeyi alamıyoruz. Veya alsak da biz rahat alabiliyoruz, bizde sıkıntı yok. Ama iş olmayınca arkadaşlar para gelmiyor. Para gelmeyince de ister istemez metropol şehir sıkıntı oluyor. En büyük eksi iş arkadaşlar. İş olmayınca zaten ev de bulamıyorsunuz. Otomatikman zincir şeklinde ev de bulamıyorsunuz. Yani belli bir şey ev, iş, para arkadaşlar burada. En şeyleri bu. En önemli konu bu. Bir aydır yani bizim gözlemlediğimiz bu şekilde arkadaşlar. Bir ayımız bu şekilde geçti. Genelde aile çok gezdirdi. Biz de çok gezdik. Kanada'da zaten gezmek çok kolay. Çünkü çok yaygın. Hiçbir şeyiniz yoksa bile otobüs, metro var arkadaşlar. İstediğiniz güzel yerleri seçiyorsunuz. Direkt metro götürüyor zaten. Çok konforlu, çok kaliteli bir hayat. Ama iş önemli. İş çok sadece önemli. Evet, iş çok önemli arkadaşlar. Çünkü iş var, herkes mutlu. Siz de, biz de, herkes mutlu arkadaşlar. Bizim işimiz olunca çok mutlu olacağız. Biz bunu biliyoruz. Bu şekilde arkadaşlar. Videomuzu umarım beğenmişsinizdir. Yani beğenirsiniz ya da. Şimdiden iyi seyirler herkese. Arkadaşlar videomuzu böyle tamamlıyoruz. Kanada'da bir ayımız nasıl geçti? Bunun şeyini paylaşmak istedik. Yani artıları da eksileri de oldu. Bu şekilde arkadaşlar. En önemli konular iş ve ev. Onun dışında her şey gelip yani gelip geçiyor derken güzel, kaliteli şehir. Biz çok beğendik. Buradan gelecek arkadaşlara da tavsiye ederiz. Sadece Calgary bizim oturduğumuz şehir değil. Birçok yerleri var arkadaşlar. Şu an Alberta eyaletindeyiz arkadaşlar. British Columbia var. Biraz daha pahalı ama natural. Doğası harika arkadaşlar.
Montreal. Onun dışında Montreal var, Manitoba var, Saskatchewan var arkadaşlar, Ontario eyaleti var, New Brunswick eyaleti var, Halifax var arkadaşlar. Birçok eyaleti var. Hepsi çok güzel arkadaşlar. Bununla ilgili videolarımız da var arkadaşlar. Kanalımızdan bakabilirsiniz eyalet videolarımıza. Buradan videomuzu beğenip yorum atarsanız ve abone olursanız çok seviniriz arkadaşlar. Teşekkür ederiz. Şimdiden teşekkürler. İyi seyirler. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.